Geldim, geldim! Niye ki? Nereye gider bu kemer ya? Allah Allah! 40 yıllık kemer bu ya! Hem de rahmetli babamın kemeri! Kemerim! Kemerim nerede? Günaydın Fındık, rahatsız etmiyorum ya. Günaydın Ömer teyze, aşk olsun, o nasıl söz? Yürüyüşe çıkmıştım da yavrum. Şu kumaşları getirdim sana. Bugün Emine Hanım'a uğrarsan bırakırsın diye düşündüm ha. Tamam, bırakırım. Tamam. Gelsene kahvaltı edelim. Gelmesem daha iyi olacak. Hadi sonra görüşürüz. Hadi, hadi hoşça kal. Ne o öksürmeler falan? Kadını kovdun resmen. Arif olan anlar. Şapkamı arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Bir bakıversene. Bekçisi değil de herhalde. İnatçılık etme de bul şu şapkamı. Şapkasız kendimi çıplak gibi hissediyorum. İyi tamam. Kahvaltıyı yapalım hele, bakarız. İdris. İdris oğlum, şekerlikler nerede? Raftadır baba. Allah Allah, bulamıyorum oğlum. Buraya koymuştum. Cezve de yok. Yavru da şimdi gelir kahve ister. Koş evden al da gel. Allah Allah, hırsız mı girdi acaba? Olacak iş değil ya. Abicim ya, bugün şöyle değişik bir gün geçirsek daha iyi olmaz mı? Kesinlikle haklısın ya. Hadi yüzmeye gidelim. Abicim siz nereye giderseniz gidin. Hatta bence kesinlikle gidin. De ben de kalıp biraz kafamı dinleyeyim, hem çalışmam lazım. Banka hesaplarıyla ilgili yapacağım şeyler var. Tatildesin be oğlum. Su koyuverme hemen. Abi inan ki olmaz. Siz gidin, ben de şu hesapları bitireyim. Hatta gelirken bana günlük gazeteleri de alsana. İyi. O zaman bir plan yapalım. İlk önce kahveye uğrayalım. Belki de başka yere gitmeden eğlenebilirsin. Hakan abicim, sen de amma köye kapandın ya. Vallahi ister kabul edin ister etmeyin. Burada her an her şey olabiliyor arkadaşlar. Sana da günaydın. Niye bağırıyorsun ki, ip almaya geldim. Ne yapacaksın sabah sabah ipi? Kemerimi bulamadım da pantolona bağlayacağım. Bir tane mi kemerin var senin? Ne güzel gülüyor. Cadalos, dalga geçiyor benimle. Benim rahmetli babam muhtar değildi. O yüzden bir tane bırakabildi. Ama hassas. Günaydın millet. Merhaba. Günaydın. Kes kes. Oturun oturduğunuz yere. Zaten başımız belada. Hayırdır, ne oldu? Hayır mı şer mi bilmiyoruz. Bugün tuhaf bir gün. Ne oldu ya? Anlatın anlatın. Anlatın bilelim hadi. Duyan da kadı geldi, olayları çözecek zanneder. Saçma tipler. Aferin, şekerliklerini çalmışlar. Vah vah. Duran'ın da asırlık çakmağı kayıp. Cezve de yok. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Birisi size şaka yapmıştır kesin. Böyle şakaları ancak siz yaparsınız. Bize göre çok komik değil. Ayıp etme şimdi Mustafa abi, biz böyle küçük numaralarla uğraşmayız. Yaptık mı tam yaparız. Tarzımız değil. Şimdi sinirimden ağlayacağım. Ne oldu lan? Uy başıma gelenler. Bu yaşımdayım, ilk defa başıma geliyor. Utancımdan ağlayacağım ya. Hadi be. Kemerim kayıp. Nerede? Bilmiyorum. Sabah kalktım. Pantolonu giydim. Elimi attım. Kemer yok. Abicim siz ne kadar saçma sapan şeylere üzülüyorsunuz ya. Ne var bunda Cemal, ne oldu? Tut. Ne demek ne var bunda Voltan? Çocukluğumdan beri takarım ben onu. Çıplak hissediyorum kendimi. Babam vermişti. Hatırası var.
Hasan, bir çay ver bana. Bu ne bu? Ne olacak muhtar? Şekerliklerimi çalmışlar. Benim de şapkamı çaldılar. Evi alan talan ettim, bulamadım. Al şunu, al. Kaldır. Nerede? Çocuklar, ufak ufak kaçalım. Bunlar bugün hiç eğlenceli değiller. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hoşça kal. Selametle. Bakalım bugün ne bahane yumurtlayacaksın? Vallahi bugünü senin hayal gücüne bırakıyorum hocam. Nasıl yani? Paran mı yok? Yok yok, kulağın ağrıyor. Arkadaşlarına kavga mı ettin, ne? Vallahi ne dersen o. Bana bak, ne alacaksanız alalım, hemen denize gidelim. Ya ben biraz fındık ezmesi alacağım. Ben de bir şeyler bakayım ya Hakan. İyi, ben de şuradan gazete alayım, sonra buluşuruz. Tamam, hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi. Nataşehir'de mi? Niye soruyorsun ki? Hem sizin ne ortak yanınız olabilir ki? İkide bir geliyorsun buraya. Ama ikimizde kadınız daha ne olsun? Kadın var, kadın var. Fettal! Ya hoş geldin. Gelsene içeriye. Rahatsız etmiyor. Ay niye rahatsız ediyorsun? Ben sana ne yapıyorum? Aman bunların ikisi de berem. Çay içmeye geldim ayol. Sen niye orada duruyorsun? Git çay koy. Sağlık. Fındık bütün gün ev toplasın, adam gelsin damla duman etsin. Peki niye? Şapkamı arıyorum, bulamıyorum. Sana da ara dedik, keşke bir arasaydın şunu. Aramadığımı mı zannediyorsun? E'si yok. Eve hırsız girmiş olmasın? Evi bir kontrol et. Ama niye yalnız benim şapkamı alsın? Bilmem. Belki kerameti şapka da bilmiştir. Oh, İçil yasım iç, ben yaptım. Oh! Cemal, buldun mu kemerini? Allah Allah! Niye açıyorsun lan şimdi o konuyu? Sen bilirsin. İlyas, sen bu sabah bana uğradın mı? He! Sülüğü öteye getirdiydim, geldim. Çaldım kapını ama sen duymadın. Allah'a mı? Sana yalan borcum mu var Cemal'ım? Lan! Senin bir şeyin kayboldu mu? Yoo! Çok şüpheli. Çayın bitti mi? Bittiyse git. Hadi ya, nereden çıktı şimdi bu? Öyle sıkıldım. Ben gideceğim, seni burada mı bırakayım? Yok canım, işim olmaz benim. Çayı da zehir ettin zaten. Ah! Baksana,
Bu şekerli kahvede kaybolan şekerliklere ne de çok benziyor. Öt. Adımı yıpratma. Onu yıllar önce Hasan hediye etti bana. Hadi be, niye ki? Allah Allah, ne demek niye? Onu aldığında ben oradaydım da ondan. Hadi artık ben kalktım, sen de git. Aman. Tayinin ne zaman Bodrum'a? Eylül'de. Ama gidip gitmeyeceğimi henüz karar vermedim. Senin gibi idealist bir doktor tayine karşı çıkıyor. Neden? Karşı çıkmıyorum. Ama biliyorsun Bodrum Hakan'ın hayaliydi. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Vallahi King oynadığımız iyi oldu bu çocuklar. Epeydir oynamıyorduk ha. Hakan hadi. Çene değil, el çalışsın hadi. Taner. Sahi suyu koysana. Yok abi, öyle yağma yok. Eli kaybeden koyar. Şişt, bir dakika. Bu ses ne? Ulan hırsız olmasın. Şişt, yakalayalım lan şunu. Hey çocuklar, neredesiniz? Ne yapıyorsunuz be? Aç lambayı. Cemal lan bu. Allah fare, yakalandın işte. Ne biçim insanlarsınız siz be? İnsansanız insanlığınızı bilin. İnsan değilseniz zaten insan değilseniz de. Kelime dağarcığı bu kadar oğlum işte. Tekrara girdi. Olsun. Sen işine bak. Ne işin var senin burada Cemal? Misafirliğe geldim. Gelmez olaydım. Neyse, misafir umduğun değil bulduğunu yermiş. Ya kusura bakma, böyle sessiz gelince biz de seni şey sandık. Yok. Ne oynuyorsunuz? King, you know? Vallahi sizin bu yokuş yıprattı beni. Bir çay demleyin ya, içeyim. Olur. Bana bak. Ne yaptın? Buldun mu kemerini? Allah Allah. Adamın dediğine bak. Ben buraya kafamı dağıtmaya geliyorum, senin yaptığına bak. Bulamadım, ne olacak? Tamam, yok bir şey. İyi. Bir çay getir, sinirlendim. Sakin ol canım, sakin ol. Aşk ne oluyor ya? Kalk abicim ya. Kalkın abi. Aşk ne yapıyorsun lan bu sabah? Niye uyandırıyorsun ya? Kalk abi ya. Hakan. Kalk abicim. Oo. Ne oluyor abicim ya? Oğlum söyler misiniz? Bu adili bana hanginiz yaptınız? Ne adili oğlum, sakin ol. Abi hani birbirimize şaka yapmayacaktık? Ne yapmıyoruz? Oğlum 6 yıl oldu şaka yapmayalı. Ne oldu ya? Kaşınıyorsan başlayabiliriz aç. Oğlum laptopum kayıp. Ne? Ya bütün evi aradım, bulamıyorum. Banka hesaplarını bugün mutlaka teslim etmem lazım ya. Bir dakika. Şimdi bizim eve de mi hırsız girdi abi? Saçmalamayın arkadaşlar. Buralarda bir yerdedir. Bir bakın. Hadi bulursunuz. Vallahi arayın. Bakalım bari. Niye bakacağız? Hakan nereye bakacağız? Ben bütün evi aradım diyorum ya. Yok abi. Abi nasıl ya? Kim yapar abi bunu bana? Cemal almış olmasın? Abi saçmalamayın. Cemal ne anlayacak bilgisayardan Allah aşkına ya? Bir dakika ya. Ben oyun oynarken çok ilgiliydi. Of Haşim saçmalama. Cemal bilgisayarı açıp kapatmayı bile bilmez. Hiç. Muhtar. Şu işe bir çözüm bul. Hepimizin bir şeyleri kayboldu kardeşim. Ha bir dakika ya. Benim hiçbir şeyim kaybolmadı. Demek ki senin hiçbir şeyin kıymetli değil. Hadi oradan be. Canım çıktı artık. Kemersiz yürüyemiyorum ben. Arkadaşlar neler söylüyorsunuz siz? 2 gündür ne çektiğimi ben biliyorum. Bir de Allah, şapkasız olmuyor. Polise haber verelim o zaman. Ne diyorsun sen lan saçma tip? Burası jandarma bölgesi bir kere. Kesin bu köyden biri. Arkadaşlar bu ağır bir suçlama. Hoş. Benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama maddi değeri düşük, manevi değeri büyük eşyalarımızı çalıp da ne yapacaklar ki? Bulalım, çıkartalım. Herkes kimden şüpheleniyorsa söylesin. Hakan, bu senin takımın işi olmasın yine? Hop, ağır ol bakalım muhtar. Sen bizi şimdi resmen hırsızlıkla suçluyorsun. Vallahi şu dakikada seni mahkemeye veririm. Anlamadım, ne bakıyorsunuz? Yavur efendi, şu andan itibaren bu köyde herkes zan altındadır. Ya ben bir çoğunuzun evinin yolunu bile bilmem. Kayıpların evden olduğunu da sanmadın, hiç söylenmedi ki. Nereden olabilir ki? Senin neden bir şeyin kayıp değil? Çok şüpheli bir durum.
Sizle mi uğraşacağım be? İlk kaçan kesin suçludur. Doğru konuş muhtar. Benim de harmanımdan tır paramı çaldılar. Ya sizin ıvır zıvırınız kayboldu. Benim akreditif hesaplarıma ait teminat bilgilerim kayboldu. Daha ötesi var mı? Ne diyorsun be? Saçma saçma konuşma. Bir dakika, bir dakika. Dün gece Cemal bize geldi abi. Sonra sabah bilgisayar yok. Ya arkadaşlar, düşünüyorum da belki benim de bir şeylerim kayıptırdır da ama ben farkında değilimdir. Hem evinize geleceğim, hem bilgisayarınızı çalacağım. Öyle mi? Yahu banka diyorum, banka. Eğer bugün bankaya bu bilgileri teslim etmezsen başım büyük derde girecek. Haberin var mı? Cemalcim, kapımız sana her zaman açık ama... Muhtar! Hemen jandarmaya haber ver. Ne de olsa çoluğumuz çocuğumuz var. Peki o zaman o sabah neden kapımı çaldın? Vallahi kişiliğe hakaretten dava açacağım ha. Ben bunu Osman Baba'ya bir danışayım. Cemal! Açmadın kapıyı! Çalmasaydın lan kapımı! Bilemeyeceğim artık banka manka ayağına. Oh! İşsiz tip! Arkadaşlar, burası 350 yıllık tarihi olan bir köy. Bugüne kadar burada böyle bir şey olmadı. Ama siz geldiniz, her şey olmaya başladı. Doğru. Gözünüz kapalı yaşıyordunuz. Biz geldik de biraz hayat renklendi. Ya bunlar bizi suçluyor, farkında mısınız? Hayır, hayır. Ben İlyas'ı suçluyorum. Ben Fettan'dan şüpheleniyorum. Fettan'ı karıştırma. Ama o evimize geldikten sonra ütümüz kayboldu. Cemal, yani bravo. Vatan haini. İlyas, İlyas! Bu maksadını aşan bir hareket! Vallahi kişiliğe hakaretten açacağım davayı. Ben bunu Osman Baba'ya bir danışayım. Cemal, sen de dün fındıktan önce girmişsin dükkana. Ben onları suçluyorum. Fındık, beni sana şikayet mi etti? 350 senelik köy burası. Belli belli, bir sürü fosil var burada. Ya bizi nasıl suçlarsınız ha? Az çok tanımıyor musunuz? Biz ne yapalım sizin o eski püskü şapkanızı, kemerinizi? Hakan biraz empati kursana. Anlamadım. Yani kendini bizim yerimize koysana. Sen ne yapardın? Ulan bu empatiyi de biliyormuş be. Hakan, benim gözlerim bozuk. Aklım değil. Vallahi ben gene de jandarmayı çağıralım derim. Bak Hakan, aramızda bir bahis var, tamam. Yolun yol değil. Bu köyün huzurunu sana bozultmam. Arkadaşlarına da. Bu böyle biline. Al canım. Teşekkür ederim hayatım. Osman, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yeniden dava mı aldın? Nereden çıkardın bunu? Bilmiyorum, bu kadar kitaplar, son günlerde gelen telefonlar, Tarık Bey. Yok öyle bir şey. Rahat ol. Bazı kanunları inceliyorum sadece. Pekala. Osman, köydeki hırsızlık söylentilerini duydun mu? Duymaz mıyım? Beni bile suçladılar. Seni. Dün sabah Emel Hanım'dan başkası geldi mi bize? Gelmedi. Ne olacak? Ne olacakmış? Başka lafa gerek mi var? Ya kadın, ne yapsın senin piskirli şapkanı? Piskirli şapkaymış. Sen koru. Yabancıları koru hala. Bugün şapka çalan, yarın başka bir şey çalar. Cemal'in kemerini de mi o kadın çaldı? Üstelik dükkanın içinde yakaladım onu. Allah Allah. Sen koru. Hep yabancıları koru sen. Ben doğruları söylüyorum. Ben de. Ya Volkan, inan çıldırmak üzereyim ya. Ya ben ne diyeceğim şimdi bankaya abi? Abi açıkça söyle, kaybettim bilgisayarımı diye. Ne olacak ki? Ucunda ölüm mü var sanki? Heh, ucunda ölüm yok ama işsizlik var. Balıkçı yaka. Beyaz yakanın düşündüğü şeye bak. Çekmiyor abi. Geldi, geldi. Geldi mi? Benimki daha gelmedi. Merhaba Erkan Bey. Ben Haşim. Fındık merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yo, benimle hala konuşmuyor musun? Ne yapacağım seninle konuşup? Neyse. Köyde hırsızlık olayları olmuş. Duydun değil mi? Duydum. Ben de bu köyde yaşıyorum herhalde. Biliyoruz herhalde. Yani şüphelendiğin birisi var mı? Ben bilip bilmeden kimseyi suçlamam. Ama inşallah bu da sizin o gıcık şakalarınızdan biri değildir. Saçmalama canım. Bizim Haşim'le laptopu, yani bilgisayarı çalındı. Bana ne? Ne demek bana ne? Artık böyle. Aa. Aa.
Abicim inanmıyorum ya. Biliyordum böyle olacağını ya. Ya tamam sakin ol Haşim, ne oldu? Nasıl sakin olayım oğlum? Adam bağırdı bana ya. Ya tamam ne olacak? Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Abi dur, ben daha konuşmadım telefonla. Konuş tek başına ya. Çek be. Alo. Alo. Elif. Elif nasılsın? Elif kapatma. Elif. Voltan ne haber? İyidir. Öyle uzaktan surat yapma bana. Dağdan gelmiş. Ne alakası var Cemal? Niye sana surat yapayım ya? Hop. Seni uzaktan nasıl sandım biliyor musun? Nasıl? Köylük yerde kim böyle giyinir ki? Renge bak kız gibi. Ne oldu sana? Bir şey yok. Kız arkadaşımdan ayrıldım, telefonları suratıma kapatıyor. Allah'a mı? Aşıksın sen, ben anlarım. Eminim. İçin yanıyor değil mi? Biraz öyle gibi be Cemal. Utanma utanma. Bazen bana bile oluyor. Böyle yataktan kalkıyorum. Bir bakıyorum sanki... Sanki başucumda duruyor, sana bakıyor değil mi? Evet. Ellerimi uzatıyorum ama korkuyorum. Öyle hiç oradan kalksın istemiyorsun. Hep orada otursun. Ver lan şu zilliyi, bir de ben arayayım. Ver ver. Adı ne? Elif. Gel muhtar gel. Ben de sana gelecektim az kalsın. Hayırdır? Hani kırmızı ayakkabıların vardı ya. Var tabii, ben aldım. Artık yok. Çalındı. Hem de evin içinden alındı. Aa, senin de mi çalındı? Ne var, beğenemedin mi? Ben sana yenilerini alırım yavrum. Yarın isterim ama. Ben yarın geleyim değil mi? Elin kolun da olsun. Bürodayım Ahmet Bey. Raporumu hazırlıyorum. Sonuç olumlu değil. Başka bölge mi? Evet, altın madeni Trabzon'dan sonra biliyorum. Ama ek süre mi? Ne kadar peki? Tamam. Tamam, iyi günler. Bir ay ha? Hiç fena değil. Merhaba. Köy içinde fazla dolaşmazsanız iyi olur. Niyeymiş o? Rahatsız oluyoruz. İçimize kuşku düştü bir kere. Her şey kaybolmaya başladı zaten. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun, yoksa bir ağzın falan kalmayacak. Hadi sene. Tamam yapma abi, gidelim. Görüşeceğiz sen. Görüşelim canım. Ne oldu oğlum sana, ne bu halin? Burada bizi iyice hırsız yerine koydular vallahi. Biraz önce az kalsın kavga ediyor. Ya oğlum bir sakin ol. Arkadaşlar, bu işe acilen bir çözüm bulmamız lazım. Benim laptopumu bulmamız lazım. E tamam, oradan başlayalım. Biz kimden şüpheleniyoruz? Abicim sadece Cemal'den de. Sizce bu adam böyle bir şey yapar mı ya? Sence ben muhtarın şapkasını çalmış olabilir miyim? Hakan'cığım bak, ben onu söylemek istemedim. Tamam tamam. İşe önce kendi meselemizi çözerek başlayalım. Var mısınız Cemal'i ziyarete? Ben varım.
gitsin. İstemem ama istersen sonra gelebilirim. Hiç gerek yok. Boşuna zahmet etme. Vay anasını. Fındık evde olmasa. Abicim o kadar dedim size işte ya. Boş yere herifin günahını aldınız. İyi de kim aldı abi? Bizden başka kimse tırmanmaz ki. Hadi öyle. Hadi gidelim hadi. Ne yapıyorsunuz burada saçma tipler? Cemal'e bakmıştık. Hep birlikte mi? Olamaz mı? Saçma. İçeri girdiniz mi? Evet. Hayır. İyi. Kolay gelsin. İşte şimdi yandık. Abi ne yapacağız ya? Nasıl anlatacağız Cemal'e şimdi bunu? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bire bin katıp herkese anlatacak. Ya çocuklar başlayacağım birine de binine de ya. Ben laptopumu istiyorum. Al işte en sonunda keçileri kaçırdı. Hadi evet. Yürüyün hadi. Hadi. Al kızım. Başka bir şey lazım mıydı? Yok muhtar bir şey istemiyorum. Can çok zıkkın zaten ya. Ütü biritti Ahmet yeni ütü almıyor bana. Bak kızım yanlış düşünüyorsun. Fettan öyle şeyler yapmaz. Sen Fettan'ı iyi tanıyor musun muhtar? Abi. Hem de çok iyi tanır. Niye sordun ki? Ütümü geri ver. Ne ütüsü? Benden arak yaptığın ütü. Ne diyor bu muhtar? Ne olacak Ahmet'in ağzıyla konuşuyor. Ne yapayım ben senin ütün ayol? Bilmiyor belki eteklerini ütülüyor. Ama sen bana diyordun benim ütü yok. Ben Ahmet'e her şeyi ütülettiriyordum senden. Aldın ütümü. Aa kadına bak sen. Resmen bana hırsız diyor. Üstüme iyilik sağlık. Muhtar, şuna bir şey söylesene sen. Muhtar değil, sen söylüyorsun. Hanımlar, bir dakika. Anlaşılan ortalıkta bir yanlış anlaşılma var. Anlarsa ancak o yanlış anlar. Doğru dürüst Türkçe konuşamıyor bile. Ahmet bana her şeyi evde öğretiyor Türkçe. Aa, eminim öğretmişti. Hanımlar, sen bir dakika. Sen nereden emin? Hayır efendim. Bir dakika. Emin değil, şu evde sen de sandın beni. Ortalıkta durup yok değil. Evet Tarık'cığım. Gerekli maddeleri inceledim. Ama yeni uygulamalar nasıl pek bir bilgim yok. Bana gerekli bilgileri yollarsan çok sevinirim. Tabii. Mail atabilirsin. Teşekkürler. Ha? Ya ben de senin sesini her yeniden duyduğumda çok seviniyorum. Tamam. Ben onları inceleyince ararım seni. Hadi herkese çok selam. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakal. Artık bir açıklama yapman gerekmiyor mu? Emel bak. Tamam Osman. Hayata dönmen gayet tabii ki çok güzel bir şey. Ama aldığın kararları hayatımızın yönü için düşündüklerini bana da anlatman. Daha doğrusu fikrimi sorman gerekmiyor mu? Haklısın. Özür dilerim. Tarık aradı biliyorsun. İş teklif ettiler. Kabul etmedim. Merak etme kabul etmedim. Buradan yardım etmemi istediler. Yani işte kanunları incelemek, açıklarını bulmak ne bileyim. İnternet üzerinden araştırma yapmak falan gibi. Ben de oyalanırım diye peki dedim. Hem az da olsa Ankara'ya gitmeden para kazanırım diye düşündüm. Para mı? Maalesef para. Hazır para daha ne kadar dayanır hayatım? Osman gerekirse ben çalışırım. Yeter ki biliyorum Emel bak. Ne olur bu konuya bir daha dönmeyelim tamam mı? Korkma. Bu sefer tehlike yok.
İnanamıyorum ya. Ben hayatımda hiç bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ulan resmen hırsızlıkla suçlanıyoruz be. Üstüne üstlük bir de soyuluyoruz anasını satayım. Bak Temel dedenin sevgilisi Nazik'in resmi de yok. Hah, ama biz hala konuşmayalım, susalım. Hakan, abartma sen. Ya bak kahvede herkes suçu birbirinin üstüne attı ya. Cemal'in evine gizlice girmemiz de çok şahane oldu. Bir de şapşal gibi yakalandık ya. Aman aman, fikir kimden çıktı sanki? Emin olun kahvede şu anda bizden bahsediyor. Bence ya, de. Neyse ne ya, aman bırakın onu bunu da Giresun'a inelim ya. Yok yok, ilk önce kahveye gidelim, bir ortamı kolaçan edelim. Yani durup dururken gıyabımıza suçlanmayalım. Rahatlayacaksan buyurun, hadi. Şişt, bir şeyler yiyelim de öyle gidelim, durun. Tamam. Siz devam edin, ben geliyorum. İyi. Hadi abi, hadi. Yürü be oğlum ya. Ya hadi abi. Haşim, yürü abicim, işine bak, yürü, yürü. Merhaba Fındık. Merhaba. Anı alacaksan da hadi, dükkanı kapatacağım. Yok yok, ben bir şey almaya gelmedim. Sadece seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın? Ne işin olur ki benimle? Ya sen neden bu kadar sinirlisin? Yani özellikle de Zeynep'i gördükten sonra bana ne kadar kötü davrandığının farkında mısın? Oysa sen benim... Sen benim buradaki tek arkadaşımsın. Yani Zeynep'in senin neden bu kadar üzdüğünü anlamıyorum. Sen şimdi benimle konuşmuyorsun ya böyle. Ya nasıl bir boşluğa düştüğümü sana anlatamam. Atma. Bir sürü arkadaşın var. Bana ihtiyacın yok. Aynı şey değil işte. Ya bizim dükkandan alışverişe mi başladın yine? Ara sıra işte. Hadi kızım, kapat da çıkalım. Kahvede bütün millet toplandı, bizi bekliyor. Şu hırsızlık meselesini bir eni konu ele alacağız. Hadi kızım. Ben hazırım baba. Çıkalım. Hadi. Ya sen de her şeyi bir saçmalarsın. Ya sen de her şeyi bir saçmalarsın. Ya sen de her şeyi bir saçmalarsın. Ya sen de her şeyi saçma. Çok iyi. Kaan'da yüzleri burada işte. Yalan mı konuşuyorum? Bunları Cemal'in evinden çıkarken gördüm. Bir dakika, bir dakika. Evden mi, bahçeden mi? Evden. Ben sizi gördüğümde bahçedeydiniz mi ama... Aa, bak şimdi bilemedim. Ramiz, bu saçma tipler neredeydi? Nereden bileyim ben? Sen gösterdin de gördüm. Ne olmuş arkadaşlar? Şunlar benim evime girmiş gizlice. Bak, hep koruyup kolladığın insanlar, gördün mü? Canım ben bunları mı kolladım? Emel teyzeyi kolladım. Bunların hepsi aynı. Odalara da girdiniz mi lan? Yok canım. Ya bir dakika sakin ol. Ya biz sadece sana bakmaya geldik. Yani kemerini buldun mu diye sormaya geldik. Allah Allah. Aç başı konuyu. İfrit ettin beni. Genzimi yaktın. Peki sen o sırada neredeydin? Muhtar. Fethan'ın kulağını çekse iyi olur. Bugün Natasha'yı çok üzmüş. Bana ne be? Bana ne? Ben velisi miyim? Hangimizin değilsin ki velisi? Hasan, hadi çay ver bize sen. Ha, muhtarın evindeydim. Fındık. Hış! Kırarım ağzını burnunu senin. O ne biçim laf öyle? Onu bana bırak. Az bir yoldurum be. İlyas'ı takip ediyordum. Beni niye takip ediyordun lan? Çünkü ben Hakanlardan daha çok senden şüpheleniyorum. Ne işin vardı muhtarın evinde? Evet. Ne işin vardı benim evimde? Ha? Yani ben bir şey soracaktım ama unuttum gitti vallahi. Aman! Şu yaptığınız boş zevzeklik. Tek çare var. Herkes pusuyu yapacak. Ha, pusuyu da nereden çıkardın? Kime karşı? Ne bileyim, dikkatli olalım manasında söylüyorum. Hepimiz birbirimizi kollayalım. Her gün bir şey kayboluyor. Ne yapalım arkadaşlar? Her evin eşiğine bekli mi dikelim? Ya arkadaşlar, arkadaşlar bu iş böyle mahalle yöntemleriyle olmaz. Sabah ilk iş gidip jandarmaya haber verelim. Muhtar, sen yapamayacaksan ben yaparım bu işi. Bana bak, bu kıra herif. Olmaz. Neden olmaz? Korktuğun bir şey mi var? Yok, korktuğum bir şey yok. Bakın arkadaşlar, kol kırılır, yen içinde kalır. Eğer biz bunu başka köylülere duyurursak, hırsız köy diye adımız çıkar. 40 yılda temizleyemeyiz bu lekeyi. Hadi abicim, kalkın da Giresun'a inelim ya. Beyler, benim acelem var. Oo, ben daha banyo yapacağım abicim.
Ben de geleyim diyeceğim ama... Anlaşıldı anlaşıldı. Hadi Hakan biz topuklayalım bari. Gidelim abicim, daha valiliğe uğrayacağım. Ha. Neden? Ya Osman Bey'le konuştum da şu maden için ön araştırma ruhsatını Cenk'ten önce almam lazım. Sonunda paraya evet dedin ha? Yok be oğlum ya. O nereden baksan bize 5 yıl kazandırırmış. Hadi abicim hadi. Hadi kalk. Hadi eyvallah. Hadi afiyet olsun. Selam. Aleyküm selam. Hadi hadi iyisin. Bugün sana ödeme yapacağım. Ha? Ama kusura bakma, bozukluğum olmadığı için kredi kartıyla yapacağım. Uyar mı? Uyar. Bunu beklemiyordun değil mi? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse beklemiyordum. Buyur. Abicim olmaz bu. Bunun kullanım süresi dolmuş. Şansına küs o zaman. Hadi bas gaza da gidelim şoför. Az kalmış. Şu kadar be. Oho Cenk Bey, bu ne büyük bir tesadüf böyle. Burada mı kalıyorsun ya? Evet. Nasılsınız? İyidir iyidir. Nereye böyle? Ha valiliğe kadar ya. Ufak bir işimiz vardı, onu halledeceğiz. Neyse seni tutmuyorum. Seni araştıracak arazilerim vardı. Hadi eyvallah. Buyurun. Sayın valim, arkadaşlar maden arama izni istiyorlar. Öyle mi? Peki efendim. Hoş geldiniz. Nasıl sayın valim? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, ne tür bir maden düşünüyorsunuz? Üçleme bir maden. Bakır, çinko, kuş. Evet, mevkisi nere olacak? Keşap, Düzköy. Peki arkadaşlar, bildiğiniz gibi 3213 sayılı maden kanununa göre bu müracaatı bize yapıyorsunuz. Biz de sizi ilgili dairemize, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğümüze gönderiyorum. Bir nevi bir ön işletme ruhsat belgesidir bu. 30 aylık bir süreniz var. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Valim teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet tebrikler Hakan Bey. İlk adımı attınız. Teşekkürler. Ya bir gün gelip de böyle maden arama izni için başvuracağım hayatta aklıma gelmezdi. Vallahi benim de. Ha bana bak, gayri sıhhi müessese izni için 4. kata çıkmamı söyledi. Ne izni, ne izni, bir daha söyle bakayım. Şansını zorlama be. Ya o değil de şu çevre izni seni bayağı zorlayacak gibi görünüyor. Zorlasın oğlum, benim de zaten istediğim bu. Hadi o zaman. Bunları öne almadığın iyi olmuş. Kolları fazla uzun. Akşam boşsan takılsana. Abi yine vermedi herif paramı ya. Boş ver. Başka bir dava var. Ama içemem abi. Ya sabah servise çıkacağım. İçki yok. Eylem var. Selametle. Hakan! Hakan! Abi, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bütün köyde dolaşabiliriz. Yürü. Neden? Diye soracağım. Soramıyorum. Sorma. Sen işine bak. O kemeri bulmamız lazım. Abi sen de takmışsın kemere ya. Tut 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 tut! Takarım tabii. O kemerin hatırası var bana. Önce İlyas'ın bahçesine bakalım. Yürü. Ne işin var benim burada gece gece ya? Adam takmış kemere. Aynalı kemer, ince bele. Kes! Zaten bağrıma öküz oturmuş. Bir de o şarkıyı söyleme. Yürü.
Sabahın köründe kim arıyor bu? Ne oldu lan? Kalk dışarıda ellere bak. Kalk. Kim var ben? Baksana. Biri içeri girdi. Hayda. Gel. Günaydın. Fındıkçım. Kahvaltıya misafirin olduğunu söyleseydin, bir börek falan açardık. Ama gevezelik etme. Günlerdir aradığımızı bulduk. Anlaşılıyor zaten, davetsiz misafir. Önce birer çay mı içelim, yoksa meydana mı inelim? İnelim. İyi de bu saatte kahve kapalıdır. Açılması benim bir narama bakar. Hadi. Ne oluyor abi ya, ne yapıyorsunuz? Merhaba Fındık, kim bu kadın? Giresun canavarı, hadi üstünüzü giyinin de aşağı inelim. Hadi. İyi tamam. Tut onu. Bakalım, ver çakmamı, saçma kadın. Benim şekerliklerimi ne yaptın? Kemenim nerede? Aa, bu benim karımın elbisesi ya. Doğru, Selim'in doğumunda almıştı. Aman bir susun be, bırakın da anlatsın kadın. Doğru söylüyorsunuz. Hepsini ben aldım. Ya da çaldım. Neden peki? Bizim adam çok hasta. Ne yaptıysak iyi edemedik. Ciğerleri su topluyormuş. Paramız pulumuz da yok. Çare diye didinirken üst köyde bir hoca var dediler. Ben de kalktım geldim. İyi de doktor dururken niye hocaya gittin? Cahillik işte.
Ne dedi peki hoca? Hoca dedi ki, bilmediğin bir köye git. 10 kişinin önemli sandığın eşyalarını çal bana getir dedi. Onları yakacağım, kocan iyi olacak dedi. Bir de fazladan para istedi. Bak şu işe, yoksa benim şapkayı yaktı mı? Kemenim nerede? Bir dakika, bir dakika. Peki eşyaları neye göre seçtin sen? Birkaç kere geldim köye, hepinizi gözledim. Bir tek senin bir şeyini bulamadım. Aman isabet olmuş. Kadına bak ya. Şişt, ben kırmızı pabuçlarımı isterim. Ben de utumu geri isterim. Bir dakika, benim de çalacak bir şeyimi bulamamışsın. Daha sıra sana gelmemişti. Peki bizim eve niye ikinci kere çıktın? Kalabalığız diyedir. Yok yok, bilgisayarı yaktırmaya kıyamadım. O yüzden başka bir şey almaya geliyordum. Peki nerede bu bilgisayar ya? Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Ne yani, şimdi bütün bu çaldıklarını hocaya verdin mi? Daha değil, daha sayıyı tamamlayamadım. O yüzden gelmiştim ben de bugün. Nerede peki aldıkları? Yakın bir yere sakladım. Hadi bize göster bakalım orayı. Bana ne yapacaksınız? İyi bir şeyler düşüneceğiz. Ne yaparsanız yapın ama ne olur kocama söylemeyin Allah rızası için. Tamam tamam, düşüneceğiz bir şeyler dedik ya. O zaman ben size eşyalarınızın olduğu yere götüreyim. E hadi kalkın gidelim. Cemal. Ver. Aa, benim ütü. Yavaş yavaş. Yavaş. Hah, bilgisayarım. Nihayet. Reklam nerede? Var mı şurada? Ver, ver, benim ver. Kes sesini, kes sesini. Evet arkadaşlar, şapkamı giymiş bulunuyorum. Hem çıplaklıktan kurtuldum, hem de kafam çalışmaya başladı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bence bu sahtekar hocaya hala bu zamanda böyle şeylere başvurduğu için bir ders verelim. Ne dersiniz? Evet, evet. Evet. Seninle ilk defa aynı fikirdeyim. Ne dersiniz? Buraya çağırtalım mı? Ben getiririm. Kemerimin acısını ondan alacağım. O zaman hemen bir plan yapalım. Yalnız sizin adınız neydi? Canan. Heh, Canan Hanım, siz de bizimle işbirliği yapmak zorundasınız. Hiç meraklanmayın. Nasıl kandırıldığımı anladım ben. Buyurun hocam, buyurun. Hocam işte burası da benim. Gelin hocam, şöyle oturun. Buyurun hocam. Buyurun oturun. Gelin hocam. Hocam, müsaadenizle ben arkadaşımı alayım geleyim. Öpeyim hocam. Heyecanlı mısınız? Adamı getirdim. Neye benziyor? Vallahi kocaman bir burnu var. Böyle meymene sizin teki. Bana bak, biraz bekleyelim yoksa hemen girelim mi? Yok yok yok. Bekleyelim de biraz rahatlasın ya. Aa Haşmet, adam hastaları bekliyor. Ne dersiniz? Biz mi gidelim yoksa sizden biri mi gitsin? Yok. Önce sizden biri, sonra bizden biri. Tamam. Ben giderim. Hasta gibi davran biraz. Hocam, işte bunun sarası var. Öyle mi? Otur hele. Ney bu? Al hele. Değil mi ne? Hocam bir arkadaşım daha var, ona da bakar mısınız? Yalnız kelle başı 10 kağıt alır mı ha? Sonra söylemedi deme. Ne demek hocam? Sen iste cami yaptırayım. Bir gerek yok, barmenler yeter. Şimdi kim gelmek ister? Ben. Dur reis. Gel bakalım dedikoducu. Hocam bu arkadaşın midesi bozuk ama ciğerlerine vurmuş. Hocam
Olta. Lan ne olmuş ki? Belim, belim. Vah, vah, vah. Hayır. Kelamet. Yürü, yürü. Alamet şimdi olacak iş değil. Yürü. Bir abi. Olmaz. Şşşt sen. Hocam bunun biraz ateşi var. Haşim. Hadi. Bak köyde. Senin neyin var? Hocam benim... Baksana halim. Hocam bunun dişine fındık kabuğu girmiş. Bir okusun mu? Belki iyi gelir. Şimdi ben sana okuyacağım, göreceksin gönlüm. Gel bakalım şuraya, gel. Benim hastalığım Yavuz. Ya yürü be. Gel, 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 gel. Neyin var senin? Tırnağım kırıldı. Tırnağın kırıldı. Gezeriz. Sen git, git öyle. Siz de gelin. Hadi gidelim bari. Hadi. Alın aşağı. Fındık, alın aşağı. Fındık, fındık sakin ol. Fındık sakin ol. Bir dakika yeter yeter. Sakin ol fındık. Yeter. Lan ne dedin ki sen? Bir dakika. Şimdi gönül rahatlığıyla jandarmaya haber verebilirim. Evet. Kocanın masrafı ne kadar? 4 milyar abla. Tamam. Biz senin paranı vereceğiz değil mi baba? Sağ ol. Para vermeyi de nereden çıkarıyorsun kızım? Tamam tamam verdik verelim. Biz de yardım ederiz değil mi Haşim? Tabii ki canım tabii tabii. Tamam. Tabii. İstersen ben de kırmızı ayakkabılarımı veririm. Karıştırma ya. Şimdi kırmızı ayakkabı falan. Hadi arkadaşlar alın bunu götürün. Jandarmaya teslim edin. Tamam. Vurma. 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 Allah 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 Allah. Yeter, yeter sakin ol. Gel bakayım gel. Gel. Seni yanlış tanımışım. Kusuruma bakma. Önemli değil. Ha muhtar tokalaştık ama sanma ki dostuz. Seninle dostluk isteyen kim?